Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz hayvansal dokular konusuna geçtik yani bununla birlikte sistemlere başlıyoruz inşallah e, Sistemlerle ilgili size şunu söylemek istiyorum Öncelikle sistemlerden eğer temeliniz yoksa arkadaşlar sistemler biraz karışıktır kafanızı karıştırabilir diğer konular da öyledir ama Sistemler daha böyle e, karmaşık ama kesinlikle çalışması test çözmesi çok zevkli bir konu Öncelikle şöyle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Eğer temeliniz varsa yani işte daha önce çalıştıysanız ya da e, TET-AYT temeli olarak temeliniz varsa özel okulda çalışmış olabilirsiniz. İşte veya bir devlet lisesinde ücretli öğretmenlik yapmış olabilirsiniz ya da özel ders vermiş olabilirsiniz. Hani bununla ilgili benim temelim var diyorsanız buradan direkt olarak benim videolarımı dinleyip hani o şekilde soru çözümü yapabilirsiniz. Ama temeliniz yoksa biyolojiye dair, sistemlere dair hani çok karıştırıyorsanız bu sefer ilk önce mesela hayvansal dokular şeyde anlatılmıyor. TTT'de hani AYT konularında anlatılmıyor. E, oradan direkt buradan hani dinleyebilirsiniz hayvansal konuları ama bundan sonra gelecek olan sistemler kısmını öncelikle bir AYT hocasından dinliyorsunuz. AYT hocası olarak hani hangi hocadan dinlemeyi seviyorsanız ondan dinleyebilirsiniz. İşte Selin hoca olabilir, Hocalara geldik olabilir ya da e, Fundamentals vardı galiba. Evet o hocamız olabilir. Fark etmez hangi hocamızdan daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsanız ondan dinleyebilirsiniz. Daha sonra dinledikten sonra ne yapıyoruz? Bunu tüm arkadaşlar için söylüyorum. İster temeniz olsun ister olmasın. Apotemi sistemler ve arkadaşlar e, Palme'nin B kitabını mutlaka çözüyorsunuz. Daha sonra ÖABT kitabından soru çözüyorsunuz. E, ve... ÖABT kitaplarında latince sorulan soruları lütfen çözmeyin, kafanızı karıştırmayın. Çünkü ÖSYM'nin çıkmış sorularına baktığımız zaman e, latince olarak sistemlerde çok fazla bir şey sormamış. Sadece neyi sormuş? Medulla oblanglata nedir? Omurlik soğanı. Yani beynin kısımları ile ilgili bazı latince kelimeleri kullanmış. Ama diğer sistemlerde arkadaşlar herhangi bir şekilde latince kullanmamış. O yüzden size tavsiyem ÖABT kitaplarındaki ben zaten dediğim gibi ÖABT kitaplarının soru çözümlerini önermiyorum. Tabi düzeltmiş olanlar vardır. Bu sene yeni çıkan kitapları incelemedim. Sadece bir nebze işte e, lider Öabete'yi önermiştim daha önce de yine aynı şekilde. Ondan soru çözebilirsiniz. Onun haricinde çıkmış sorular kesinlikle işte olimpiyat soruları biyolojinin ÖABT çıkmış soruları, yine YGS, LYS, TET, AYT çıkmış sorular arkadaşlar. Bunları çözün. Daha fazla katkı sağlayacaktır size. Özellikle sistemlerde hani çok fazla detaya inilmiyor. Bu seneki Sınavda biraz daha böyle karmaşık gelmiş olabilir sınav size. Çünkü biraz daha böyle e, dikkati ölçer sorular vardı. Ama önceki senelerin sınavlarına baktığımız zaman sistemler kısmı daha çok AYT tarzında sorulmuştur. Hani siz AYT'yi ilk önce halledin daha sonra arkadaşlar ÖABET olarak da videoları izleyerek üstüne koyabilirsiniz. Evet isterseniz hemen başlayalım hayvansal dokular oldukça kısa bir video olacak hayvansal dokularla ilgili çok fazla sorulabilecek e, kısım var ama arkadaşlar ÖSYM bunu çok tercih etmiyor hayvansal dokuları sormayı doku olarak nasıl sorulabilir İşte herhangi bir sistem sorusu sorarken oradan hani bir öncüler arasına katılabilir hayvansal dokularda zaten eee Böyle biraz karıştırılabilir dokular aslında. Çünkü çok fazla çeşitleri var. O yüzden eğer bir tane sorunuzu böyle feda etmek istiyorsanız hani dokulara hiç çalışmayabilirsiniz. Ya da şöyle bir okuyup geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak epitel dokudan başlayacağız. Epitel doku ee, tabakalar halinde hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Özellikle bizim vücudumuzun dışını kaplıyor. Organlarımızın dışını, vücut içindeki boşlukları kaplıyor. Bunun Görevi nedir peki epitel dokunun? Epitel doku bitkideki epidermis gibidir. Yani dış vüc vücudun dış tarafını örter ve yaralanmalara karşı, patojenlere karşı, sıvı kaybına karşı bir engel oluşturur arkadaşlar. Özellikle çevreyle temas ettiğimiz yüzeylerde e, bulunuyor. Mesela burun boşluğunda. Yine koku alma duyusu için burun boşluğunda bulunan epitel doku oldukça önemlidir. Tabii ki çeşitleri var. İlk önce kübik epitelden bahsedelim. Kübik epitel arkadaşlar salgı yapmak için özelleşmiş olan epiteldir. Mesela salgı yapan yerlerde çok fazla bulunur. Böbrek tübürlerinin aralarında bulunuyor. Yine çünkü böbrek hücrelerimiz de salgı yapıyorlar. E, boşaltım sistemine geldiğimizde söyleyeceğiz. Tiroid bezlerinde, tükürük bezlerinde bunun gibi birçok bezin yapısında kübik epitel bulunuyor basit silindirik epitel vardır. Bu da arkadaşlar salgının yine absorpsiyon yani emme olayının önemli olduğu yerlerde bulunuyor. Mesela bağırsak iç yüzeyinde basit silindirik epitel bulunuyor. Basit yassı epitel vardır bu da. Bu da arkadaşlar genellikle difüzyonun olduğu yerlerde fazla miktarda bulunuyor. İncedir çünkü yassı hücrelerden yani şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle yassı yassı hücrelerden oluşur. Tabii ben burada büyük gösteriyorum ama daha küçük küçük hücrelerden oluşmuştur. Gaz alışverişinin gerçekleştiği yerlerde, difüzyonun gerçekleştiği yerlerde bulunur arkadaşlar. Mesela kan damarlarında, akciğerlerin hava keselerinde yine basit yassı epitel bulunur. Aslında isminden de çıkarılabilir. Yalancı çok katlı yassı epitel vardır. Bunlar kendini hızla yenileyebiliyorlar arkadaşlar. Yalancı çok katlıya sepital İşte sürtünmeye karşı, aşınmaya karşı açık olan yerlerde bulunur. Dış derimizde, ağzımızda, anüs vajinada yine yalancı çok katlıya septa bulunuyor. Yalancı çok katlı silindirik epitele baktığımızda arkadaşlar, bunlar aslında şöyle ee, tek katlıdır aslında. Hani yalancı dememizin sebebi şundan kaynaklanıyor. Aslında tek katlı ama dışarıdan baktığınız zaman çok katlıymış gibi görünüyor. Dolayısıyla ee, bu yalancı çok katlı silindir epitelde boyları farklılık gösteren böyle silindir şeklindeki hücrelerden oluşmuştur. Böyle sanki çok katlıymış gibi görünüyor. Solunum yollarımızda bulunur arkadaşlar. Ee, özellikle silli hücreleri, zarları oluşturuyor. Bu hareketli siller vardır üzerinde bunların böyle hareketli siller vardır. Bunlar mukus tabakasını hem oluşmasını sağlıyor hem de arkadaşlar mukus tabakasını yüzey boyunca süpürerek uzaklaşmasını ya da orada kalmasını sağlayan bir silindirik epiteldir. Evet bakın burada göstermişiz çok katlı yassı epitel. Bakın şurada çok katlı yassı epitel. Yalancı çok katlı silindirik epitel. Bakın hücreleri farklı boylarda olduğu için çok katlıymış gibi görülüyor. Basit yassı epitel bakın hücreleri çok ince yapılara sahiptir. Basit silindirik epitel arkadaşlar. Bakın bağırsaklarımızda bulunuyor. Kübik epitel yine böbreklerde bulunuyor. Salgı için özelleşmiş olan epitel dokumuzdur. Gelelim Bağ dokuya bağ doku oldukça önemlidir bitkilerdeki temel doku gibi bitkilerde temel doku bitkinin her yerinde bulunuyordu bağ da arkadaşlar bizim vücudumuzun her yerinde bulunur farklı şekillerde bulunabilir ee, bunlarda hücre dışı matriksleri yani hücre dışında bulunan sıvılar arkadaşlar seyrektir yani hücre dışının matriksinin içerisinde seyrek hücrelerden oluşuyor bu doku dolayısıyla birçok doku ve organı da bir arada tutmuş oluyor bunların matrikslerinin içerisinde şöyle aşağı doğru kaydı. Matrikslerin içerisinde lif üreten arkadaşlar lif proteinleri salgılayan hücreler vardır. Biz bunlara fibroblastlar diyoruz. Daha sonra bu hücre çeşitlerini bilmeniz önemlidir. Fagositoz yoluyla yabancı parçacıkları ya da hücreleri, hücre kalıntılarını yok eden hücreler vardır. Bunlar da makrofajlardır. Bağışıklık sisteminde makrofajlara değineceğiz yine. Bağ doku lifleri 3 çeşittir arkadaşlar. Nedir bunlar? Kolajen lifler. Kolajen lifler sadece hayvanlarda bulunur unutmayın. Bu kolajen lifler kuvvet sağlıyor ve elastikiyet yani e, elastik olmasını, hani hafif gevşek olmasını sağlıyor arkadaşlar. Yine ası retiküler lifler vardır. Bunlar bağ dokusunu komşu dokulara bağlıyor. Yine elastik lifler vardır. Bu elastik lifler de daha esnek olmasını sağlıyor. Dokuları esnek yapıyor. Gelelim şimdi bağ dokunun çeşitlerine. Arkadaşlar bir gevşek bağ doku vardır. Adı üstünde gevşek. Bunlar omurgalının vücudunda en yaygın olarak bulunan dokudur arkadaşlar. Epitel dokunun altında bulunur. Ve eee epitel dokuyu altında bulunan diğer dokulara bağlıyor organları yerinde tutuyor. Ayrıca deride ve tüm vücutta bulunuyor. Bu yüzden de gevşek bağ doku oldukça yaygın olan bir dokudur. Fibroz bağ dokuya baktığımızda bunlar kolajen lif bakımından oldukça zengindir arkadaşlar. Eklemlerde bulunuyor. Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda bulunuyor arkadaşlar fibroz bağ doku. Ayrıca yine bizim omurlarımızın arasında bulunan kıkırdak vardır fibroz kıkırdak diye orada da fibroz bağ doku bulunur. Gelelim kemik dokuya. Bakın biz şu an bağ dokunun çeşitlerini işliyoruz. Kemik doku da bağ dokunun bir çeşididir. Farklılaşması sonucunda oluşuyor. Kemik doku arkadaşlar osteoblast dediğimiz kemik yapan hücrelerden e, oluşuyor. Bu hücreler kolajenleri ne yapıyorlar? Matriksle biriktiriyorlar. E, bu matriksin içerisinde ne vardır? Kalsiyum vardır. Magnezyum, fosfat iyonları vardır. Bunlar sert özellik kazandırıyor kemiğe. Dolayısıyla bunların sayısı miktarı ne kadar fazlaysa sertliği de o kadar fazla oluyor. Ama eğer çok fazla salgılanırsa, çok fazla depo edilirse bu sefer kemiklerdeki kırılganlık artıyor. Yine kemik dokuda arkadaşlar memelilerde sert kemiğin yapısı osteon dediğimiz tekrarlanan birimlerden oluşuyor. Birazdan şekil olarak da göstereceğim. Bu arada e Campbell'dan hazırladığım için bu notları bu yüzden söylüyorum. Kemik doku olsun, kıkırdak doku olsun. Hani e, destek ve hareket sisteminde biz bunların detaylarını normalde anlatıyoruz ama Campbell anlatmamış. O yüzden kemik dokunun ve kıkırdak dokunun detaylarını öğrenmek için lütfen dediğim gibi ilk önce bir ayeti hocasından dinleyin arkadaşlar. Daha sonra sistemleri, özellikle destek ve hareket sistemi için söylüyorum. Mesela destek ve hareket sisteminin PDF'sini hazırladım ama şey orada sadece Campbell'dan gittim biliyorsunuz. Campbell'da sadece işte kas dokusunu anlatmış. Kasın kasılma mekanizmasını falan anlatmış. Kemiğe de öylesine bir değinmiş. Hani iskelet sisteminden bahsetmiş o kadar. Bir de eklemlerden bahsetmiş. Kemik dokunun yapısından, hücrelerinden, işte içerisinde eklemlerin yapısından falan hiç bahsetmemiş Campbell'da. O yüzden bir AYT hocasından dinleyip daha sonra e, benden dinlerseniz daha iyi olur destek ve hareket sistemi için söylüyorum. Tabi daha var. Destek ve hareket sistemini en son işleyeceğiz. Gelelim yağ dokuya. Şimdi yağ dokuya baktığımız zaman arkadaşlar matriks içerisinde yayılmış olan yağ hücrelerinde yağ depolaya özelleşmiş bir bağ dokudur aslında bu. E, hücreleri vardır. Bunların içerisinde yağ depolanır arkadaşlar. Bu yağ depoları, yağ molekülleri depolanarak ne yapıyor? Yalıtım sağlıyor. Ayrıca yastık görevi görüyor vücuda. E, bizim vücudumuza dışarıdan gelen darbelere karşı işte organlarımızı bizi korumuş oluyor arkadaşlar. Her bir yağ hücresi yağ depolayarak şişen yine vücut yağını yakıt olarak kullanan küçülen büyük bir yağ damlası içeriyorlar. Yani bu yağ damlası küçülebiliyor da büyüyebiliyor da arkadaşlar. Her yağ hücresinin içerisinde bunlar vardır. Zaten bu yağlar depo edildikçe bizlerde de kilo alma olayı biliyorsunuz gerçekleşiyor. Yine bizim en büyük yani en azından kendim için söyleyebilirim. <laughs> en azından yememizi falan kısıtlayabiliyoruz bu yüzden. Hep böyle yiyip yiyip kilo alamayanlara çok sinir olmuşumdur. Sizde de vardır mutlaka yiyip yiyip kilo alamayanlar size çok sinir oluyorum. Haberiniz olsun. Gelelim kıkırdak dokuya. Şimdi kıkırdak dokuya baktığımızda arkadaşlar kıkırdak dokunun içerisinde daha fazla organik madde vardır. Hani kıkırdak dokunun içerisindeki organik maddelerin azalıp inorganik maddelerin artmasıyla kemik doku oluşuyor. Dolayısıyla kıkırdak dokuda daha fazla organik madde bulunuyor. İşte yağ, karbonhidrat, protein gibi maddeler daha fazladır. Özellikle kolajen lifler içeriyor arkadaşlar. İçerisinde kolajenler vardır. Bunların hücrelerine biz kondrosit diyoruz. Kondrositlerin içerisinde daha fazla kolajen lifler vardır. Yine çoğu omurganın embriyosunda arkadaşlar iskelet olgunlaştıkça ne yapıyor? Kemiğe bırakıyor kendini kıkırdak ama bazılarında tamamen kıkırdak şeklinde olabiliyor Mesela köpek balıklarında vatozlarda iç iskelet tamamen kıkırdaktan oluşuyordu Yine kıkırdak omurlarımızın arasında arkadaşlar bulunan e, diskler vardır O disklerde yine kıkırdaktan oluşmuştur hatta fibroz kıkırdaktır Kıkırdak çeşidi olarak da Gelelim kan dokuya kan dokuyu dolaşım sisteminde detaylı olarak işleyeceğiz ama burada şöyle kısaca bir bahsedelim. Arkadaşlar su, tuz, çözülmüş proteinler ve plazma dediğimiz bir sıvıdan oluşuyor kan doku. İçerisinde de hücreler vardır. Plazma dalsalı durumda eritrosit yani al yuvarlar, lökositler yani ak yuvarlar bir de platelet yani Kan pulcukları dediğimiz pulcuklar vardır. Al yuvarlar oksijen taşıyor. Ak yuvarlar savunmada görevlidir. Kan pulcukları yani plateletler de kanın pıhtılaşmasında görevlidir. Dediğim gibi dolaşım sistemi de daha detaylı olarak göreceğiz. Bakın burada göstermişiz. Gevşek bağ dokuya baktığımız zaman gevşek bağ doku nerede bulunuyor? Eklemlerde bulunuyor. Veya işte kasların kemiklere bağlandığı yerlerde bulunuyor. Bakın şu eklemler arasında kıkırdak var arkadaşlar. Yağ doku yine hemen derimizin altında bulunan bir tabakadır. Yine kemiği zaten biliyoruz şurada göstermişiz. Fibroz bağ dokusu yine e, esneklik veya dirençlilik kazandırıyor arkadaşlar. Damarların içerisinde de ne var zaten? Kan dokumuz vardır. Kemiklerimizi de gördük. Gelelim kas dokusuna. Kas dokusunu dediğim gibi destek bereket sisteminde daha detaylı göreceğiz. Arkadaşlar kas doku Vücut hareketlerinden sorumlu olan bir dokudur. Kasların içerisinde bulunan kas hücrelerinde bulunan aktin ve miyozin proteinleri kasların kasılmasını sağlıyor. Yani kas hücrelerinin kasılmasını sağlıyor. 3 tip kas dokusu vardır. Nedir? İskelet kası yani çizgili kaslar. Düz kas bir de kalp kası vardır. Arkadaşlar çizgili kaslar vücudumuzun hareketinden sorumlu olan kaslardır ve istemli hareketlerden sorumludur. Tendonlarla nereye bağlanıyor? Kemiklere. Hücreleri embriyonik gelişim sırasında çok sayıda hücrenin kaynaşması sonucunda çok çekirdekli bir yapı haline almışlardır. E, lifleri boyunca da sarkomer dediğimiz kasılma birimleri vardır. Bu birimler çizgili bir görünüm kazandırıyor. Bu yüzden de çizgili kaslar da diyoruz bunlara. Düz kaslara baktığımız zaman düz kaslarda çizgilenme yoktur. Nerede bulunur? İç organlarımızda bulunur arkadaşlar. Sindirim kanalı, idrar kesesi, damarların duvarları yine iç organlarda bulunan kaslarımızdır. İstemsiz hareketlerden sorumludur düz kaslar. Kalp kası ise kalbin kasılan kısmını meydana getiriyor arkadaşlar. Sadece kalpte bulunan bir kastır. Yine çizgilidir kalp kası tabii ki. Kalp kası lifleri kalbin eş zamanlı kasılmasını sağlayan ve hücreden hücreye geçişine yardım olan arkadaşlar. İnterkalar disk dediğimiz disklerle birbirine bağlantı kurmuşlardır. Böylece kalbin ritmik bir şekilde kasılıp gevşemesini sağlıyor. Bakın iskelet kası yine bacak kaslarımız mesela iskelet kaslarıdır. İstemli hareketlerden sorumludur. Düz kaslar nerede bulunuyor? Bizim iç organlarımızda özellikle bulunuyor. Kalp kası da zaten kalpte bulunuyor söylemiştik. Mesela düz kaslar mekik şeklindeki hücrelerden oluşur. İskelet kasları böyle çok çekirdekli e, uzun silindirik hücrelerden oluşuyor. Kalp kası ise ikisinin karışımı olarak düşünebilirsiniz. Böyle düz hani silindirik hücrelerden oluşmuştur ama bu hücreler şöyle dallanarak birbirlerine bağlanmışlardır. Bu şekilde hücrelerden oluşuyor. Son olarak artık sinir dokuyu da görelim ve bitirelim hayvansal dokuları. Arkadaşlar sinir doku ne işe yarıyor? Bilgiyi alıyor, işliyor ve iletiyor. Böyle bir görevi vardır sinir dokunun ve sinir dokuda impulsları ileten yani uyarıları ileten nöronlar ve bunlara destek görevi yapan glia dediğimiz hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Birçok sinir hücresinin bir araya gelmesiyle de ne oluşur? Beynimiz tabii ki oluşuyor. Nöronlardan ve gliallardan kısaca bahsedelim. Arkadaşlar nöronlar sinir sisteminin temelini oluşturuyor. Nöronun yapısında dendrit dediğimiz şöyle kısa uzantılar vardır. Bakın burada nöronun yapısından yapısını göstermişiz. Dendrit dediğimiz şu kısa uzantılar vardır. Daha sonra bir hücre gövdesi vardır. Hücre gövdesinde çekirdek, mitokondri gibi organeller bulunur. Bir de uzun bir uzantısı vardır arkadaşlar. Bu da akson. Akson boyunca iletim aktarılır ve diğer hücrelere gönderilir. Glia hücreleri ise bunlar da nöronlara desteklik sağlıyor arkadaşlar. Şu mavi renkli, kırmızı renkli olanlar damarlar. Mavi renkli olanlar da glia hücreleridir. Glia hücreleri nöronları besliyor, yalıtıyor, yeniliyor arkadaşlar. Bazı durumlarda da nöronun işlevini ayarlayabiliyor. Bunların detayını da yine sinir sisteminde göreceğiz. Evet böylece hayvansal dokuları da bitirmiş olduk. Sonraki videoda sindirim sistemine geçiş yapıyoruz. Videomu izlemeden önce ayet hocasından izleyip apotemiden ve ee, neydi? Apotemiden ve palmeden soru çözümü yapıyorsunuz. Sindirim sistemini daha sonra gelip benden dinleyip ÖABT sorularını çözüyorsunuz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.